Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde kuş lokumu yapacağız. Şimdi tarifimizin yapımına geçebiliriz. Bugün iki çeşit yani iki renkli lokum yapacağız. Bir tanesi gül suyu lokumu. Gül suyunun tarifi bir önceki videomda var, izleyebilirsiniz. Diğeri de ıspanaktan elde edilen yeşil bir su, yani limonlu bir lokum yapacağım. Fakat renginin yeşil olmasını istediğim için ıspanak suyuyla renklendireceğim. Diğer malzemeler her iki lokum için de ayrı. Bu porsiyonlar sadece bir lokum için geçerli arkadaşlar. 1,5 bardak su, 1 bardak toz şeker, 1 bardaktan 1 parmak az nişasta ve krem tartar 1 tatlı kaşığı. Fakat yurt dışında, yani Almanya'da yaşıyorsanız daha doğrusu, krem tartar ben bulamadım. Bu Weinstein bak pulvayı krem tartar yerine kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kullanmanız yeterli. Yaklaşık 10 gram ediyor. Yani paketin yarısını bir çeşit lokum için kullanmanız yeterli. Şimdi tavamızı önce şekerimizi aldık. 1,5 bardak suyumuzu da içerisine ilave ettik. Ve kaynaması için ocağa alıyoruz. Şerbetimiz kaynarken biz de gül suyunun karışımını hazırlayalım. 1 bardak gül suyumuzu bir kasemize alalım. İçerisine 1 bardaktan 1 parmak az nişastamızı ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıp daha sonra 1 tatlı kaşığı krem tartar varsa 1 tatlı kaşığı, Weinstein bak pulva kullanıyorsanız 1 yemek kaşığı, yani 10 gram bir paketin yarısı kadar kullanabilirsiniz. Bir kabımızın içerisine alıp iyice karıştırıyoruz. Şekerimiz bu şekilde köpük köpük olup azaldıktan sonra karışımımızı yavaş yavaş şekerimizin, yani şerbetimizin içerisine alıyoruz. Acele etmeyin, hepsini bir kere de boşaltmayın. Azar azar karıştırarak boşaltın. Bütün karışımımızı dediğim gibi yavaş yavaş arkadaşlar şerbetimizin içerisine alıyoruz. Ve şerbetimiz böyle iyice büyük büyük köpürmeye başladıktan sonra karışımımızı, şerbetimizi alalım. Şerbet cıvıkken eklemeyelim. Şimdi karıştıra karıştıra sürekli arkadaşlar, hiç bırakmayacağız karıştırmayı. Çünkü çok çabuk katılaşıyor, kıvam alıyor ve bu da dibinin tutmasına sebep olur karıştırmazsak. O yüzden kıvam tutuncaya kadar altını biraz böyle ayarını yükseltebilirsiniz. Kıvam tutmaya başlayınca altını kısın. Kısık ateşte bir yarım saat neredeyse karıştırdım ben. İyice karıştırın, sertleşecek böyle. Siz artık kaşıkla vura vura iyice karıştırın. Yarım saat en az karıştırın. Burada biraz bilek gücüne ihtiyacınız olacak. Benim kolum bayağı bir ağrıdı karıştırırken çünkü. Sürekli karıştırıyorum. Şimdi burada renginin biraz daha koyu olmasını istedim ben. İçerisine gıda boyası kullanmak istemedim. Bu yüzden pancar suyu kullandım arkadaşlar. İçerisine bir katkı maddesini olmasını istemediğimden pancar suyuyla lokumuma renk verdim. Rengi de bence çok güzel oldu. Bakın bu şekilde uzuyorsa artık karışımınız, lokumunuz hazır demektir. Kıvamı gösterdiğim gibi böyle kaşıkla tuttuğunuzda uzayacak. Yani bir lokum gibi böyle lokumu tuttuğunuzda nasıl uzuyorsa aynı şekilde uzayacak. Eğer lokumunuz uzarsa kıvamı tamamdır. Şimdi ıslattığım yağlı kağıdın arasına aldım karışımımı. Bir merdane yardımıyla düzelttim ve bu şekilde buzdolabına kaldıracağım. En az bir 3 saat buzdolabında bekleteceğim. Zamanınız varsa bir gece bekletin. Gül suyu lokumum hazır. Şimdi yeşil renkli limonlu lokumun yapımına geçiyorum. Bunun için birkaç yaprak ıspanağa ihtiyacım var. Ispanağın içerisine 2-3 kaşık su ekledim ve mikserden geçirdim. Suyunu süzerek aldım, içinde katı bir madde kalmasın diye. Bakın rengi ne kadar güzel oldu. Lokumdan hiçbir ıspanak tadı almayacaksınız arkadaşlar. Şimdi içerisine ıspanak suyu kullandım da lokum ıspanak tadı verir mi demeyin. Aynı şekilde pancar suyu kullandığım gül suyu lokumumdan da pancar tadı gelmiyor. Çünkü çok fazla kullanmadım. Ispanaklı karışımı bir bardağın içerisine aldım. Üzerini dolduracak kadar su ekledim. Başka hiçbir şey yok. Sadece su ekledim. Yani bir bardak karışımım oldu sonuçta. Bu karışımı aynı gül lokumunu yaptığım gibi içerisine nişasta ve varsa krem tartar, yoksa benim kullandığım Weinstein bak pulva kullanabilirsiniz.
ondan ekledim ve karışımımı hazırladım. Yine hazır olan şerbetimin içerisine yavaş yavaş ekledim. Durmaksızın karıştırıyoruz. Aynı şekilde hiç durmadan kıvamını aldı zaten. Rengi çok güzel oldu. Buna ekstra hiçbir şey katmama zaten gerek yok. Bir de içerisine limon suyu koydum arkadaşlar. Unuttum ki söyleyeyim. Limon suyunu da içerisine koydum. Çünkü limonlu bir lokum olacak. Hazır olan limonlu lokumumu da aynı şekilde düzledim ve buzdolabına kaldırdım. Dediğim gibi zamanınız varsa bir gece bekletin. Yoksa 3 saat bekletmeniz yeterli. Şimdi gül lokumumun köşelerini düzeltiyorum önce. Köşelerine fazla olan kısımlarını alacağım. Sonra da artık dilimleme işlemine geçeceğim. Aslında kuş lokumu yapmak için böyle küçük küçük dilimler yapmak istedim. Ama benim lokumlarım biraz deve kuşu kıvamında oldu. O yüzden yani hayaller serçe, gerçekler deve kuşu oldu. Sonuçta deve kuşu da bir kuştur. Yani kuş lokumu yapmış oldum. Gördüğünüz gibi ince ince, yani küçük küçük kestim bütün lokumlarımı. Hazırlar. Şimdi bunları bir kasenin içerisine aldığım nişastaya bir yemek kaşığı pudra şekeri ekleyeceğim ve karıştıracağım. Kestiğimiz lokumlarımızı pudra şekeri ve nişastalı karışımımızın içerisine bulayalım ve bir tabağa alalım. Bütün lokumları da aynı işlemden geçirelim. Şimdi şu şekilde baktığımızda nişastası çok fazla lokumlar görünüyor. Fakat bunları böyle kalın bir elekten, yani makarna süzdüğünüz bir süzgeçten de olabilir. Eleyerek fazla nişastasını alabilirsiniz. Çok sallamayın çünkü yumuşak, yapışmasın süzgecinize. Şöyle hafif darbelerle üzerindeki fazla nişastayı alabilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Çünkü çok böyle nişastalı gözükmesini istemedim. Bütün lokumlarımı nişastalı ve pudra şekerli karışımımın içerisinden geçirdikten sonra bir süzgeçten hafif darbelerle eledim. Fazla nişastasını üzerinden aldım. Daha sonra da yeşil lokumumun yapımına geçtim. Dediğim gibi yeşil lokumumun içerisine yarım limon suyu kullandım arkadaşlar. Bunu herhalde başta söylemeyi unuttum. Malzeme listesinde gözüküyor. Fakat ben söylemeyi unuttum. Yeşil lokumları hazırlarken içerisine yarım limonun suyunu da ekleyin lütfen. Yeşil lokumu da aynı şekilde ufak ufak doğrayıp nişastalı ve pudra şekerli karışımda geçiriyorum. Siz isterseniz Hindistan ceviziyle de yapabilirsiniz. Ben böyle nişastalı daha çok sevdiğim için o şekilde kullanmayı tercih ettim. Limonlu lokumlarım da neredeyse tamam, hazır. Yumuşak olacak doğrarken, ufaltırken elinize yapışabilir. Siz isterseniz normal lokum boyutunda da kesebilirsiniz. Ben böyle küçük küçük tercih ettiğim için küçük küçük yaptım. Dediğim gibi böyle normal kuş lokumundan bir tık büyük oldu. Deve kuşu lokumu oldu benimki. Siz serçe kuşu olan lokumlardan da yapabilirsiniz. Ya da normal bildiğimiz büyük boy kalın lokumlardan da yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi kesin. Bütün lokumlarımı nişastaya buladım. Daha sonra kalın bir süzgeçten geçirdim. Üzerindeki fazla nişastasını aldım. Şimdi sıra servis aşamasında. Böyle renk renk sıra sıra tabağa düzüp servis etmeyi tercih ettim. Lezzet olarak harika oldu. Gerçek aldığımız lokumlardan hiçbir farkı yok. Fakat krem tartar kullanırsanız eminim kıvam olarak yani neredeyse aynı lokumu yakalarsınız. Krem tartar bulabiliyorsanız dediğim gibi krem tartar kullanın. Eğer bulamıyorsanız alternatif olarak gösterdiğim ürünü kullanabilirsiniz. Bütün lokumlarım hazır. Bir tabak dolusu çıktı. Hatta daha biraz da kaldı. Onlar tabağa sığmadığı için eklemedim. Onları biz öyle ayrı yedik yan tarafta. Şimdi size şöyle bir göstereyim, yakın çekim. Bu da yeşil lokumum. Yani o kadar da büyük olmamış aslında. Kuş lokumuna yakın olmuş. Güzel, hem yumuşak hem de normal lokumlar gibi böyle uzayan bir lokum oldu. Lezzet olarak biz çok beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olarak sizler de bana destek olun. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa tarifle ilgili yorum kısmında sorabilirsiniz.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.